Manşete hoş geldiniz. Türkiye Medya Mahallesi aday konuşmaktan yorulmadı ama ben önüme düşen haberlerden yoruldum. Son bilgi Gökhan Zan Türkiye İşçi Partisi adayı olmuş Hatay'da. Lütfi Savaş'ın durumu da değerlendiriliyormuş efendim. CHP durumu değerlendiriyor. Hatta Haluk Levent'e teklif gitmiş filan. Gökhan Zan'la başlayalım. Gökhan Zan İyi Parti'den e, siyasete atılmıştı. Eski milli futbolcu, 42 yaşında. Daha sonra İyi Parti ile yollarını ayırdı ve şimdi Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Kimi eski işçi partililer, yeni işçi partililer veya sosyalistler neyse sol görüşlü isimler bunu çok fazla yakıştıramadıklarını söylüyorlar. Siyaset böyle bir şey. Yani e, bu konuya çok fazla ideolojik veya çok fazla böyle ne bileyim kurumsal veya çok fazla duygusal yaklaşmamak gerekiyor. Siyaset böyle bir şey ve kendi mekani mekaniği mekani içinde yapılıyor. Türkiye İşçi Partisi de bir siyasi parti yani. İşte bu şekilde anons edildi Türkiye İşçi Partisi hesaplarından Hatay İttifakı. Ee, şunu da belirttiler. Eğer kazanabilecek bir aday söz konusu olursa, CHP lütfi savaşı değiştirirse Gökhan Zan adaylıktan çekilecek. Bunu da e, eklediler açıklamalarına. E, yüzler gülüyor. Evet. O arada bir duygu bu da ifade edeyim. Keşke Can Atalay yerine Barış Atay aday gösterirse ve... E, normal arkadaşlarıyla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasal çalışmalarına devam etseydi zannediyorum Can Atalay'ı aday göstermekle doğru stratejik bir hamle yapmadıklarını düşünüyorlardır şimdi Türkiye İşçi Partililer. Haluk Levent evet e, CHP'den teklif gelmiş e, ve birkaç gün önce Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olur musun? önerisini reddetmiş. E, siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Başka partilerden de teklif geldi onur duyarım ama herhangi bir siyasi kimliğe giremem diyerek bunu reddetmiş. Şık bir şekilde reddetmiş. Fakat böyle bir noktada yani Lütfi Lütfi Savaş hala niye orada duruyor? Ayrı bir konu işte. Yani aday gösterdiğiniz kişinin profili açısından, karakteri açısından da veya karaktersizliği açısından da kayda değer yani. Senin arkandan birilerine adaylık teklifi gidiyor. Bu da doğrulanıyor falan filan. Sen hala orada durmaya devam ediyorsun. Yani. Bir diğer konu, önemsiyorum. Kadir İnader'in Cansu Çamlıbel'e T24'te verdiği söyleşi. Oğlunun kemiklerini poşetle teslim alan babanın filmini çekmek istiyorum ama ağır sansür var. Onu yensen vali vesayetine toslarsın lafları konuşuluyor. Diyarbakır Sur'da sokağa çıkma yasakları sırasında Hakan Aslan ölmüş, öldürülmüştü. Kemikleri 7 yıl sonra poşet içinde ya da işte bir torbada babası Ali Rıza Aslan'a böyle teslim edilmişti. Evet. Hafta sonundan sarkan bir konu. 140 Jurnos'un işte videosu konuşuluyor. Adnan videosu YouTube'a yüklenen çokça seyredildi. Ama o videoda öne çıkan iddia işte zamanında Adnancılar yargılanırken veya Adnan hocacılar yargılanırken Şemnem Korur Ficcacı işkence raporu verdi. İşkence raporu verince de işte dava akamete uğradı falan diye içerden birinin tanıklığıyla bir şey yürümüş. Bu konuda dönemin tanıkları veya dönemin polis adliye muhabirlerinin paylaşımları oldu. Birini önemsiyorum Semra Pelek. 98-2003 arası 5 yıl İstanbul DGM'de muhabirlik yaptım. Soruşturmanın başından itibaren davayı izledim. Şu kadarını söyleyeyim. Şebnem Korur Fincancı haksız yere korkunç şekilde suçlanıyor. Videoda işkence raporlarıyla davaya etki edilmeseydi bugün bu örgüt burada olmayacaktı iddiası öne sürülüyor ki doğru değil. Bundan çok önce bir kişi dışında davada tanıklar tehdit edilmediklerini belirterek şikayetçi olmadı, davayı bitiren de aslında bu oldu demiş. Yani şikayetçiler şikayetlerini çektikleri için dava bitti, bitirildi diyor. Yine Kerem Altı Parmak paylaşmış. Daha önce örgütün içinde olan biri hakkında rapor sahte. Ben e, rapor sahte. Ben kişiyi tanıyorum dediği için raporu okuyan iddianın doğru olduğunu gösteren kimse yok ama herkesi ama herkes hiç tanımadığı bu adamın dediğinin doğruluğundan emin. Yani bir kişi böyle dedi diye e, rapor hakkında fikir, fikri olmadan insanlar bilgi sahibi olmuş ya da işte ne bileyim bilgisi olmadan fikir sahibi olmuş gibi yazılıyor dedi. Nasıl olmasın ki? E, Adnan Oktar Suç Örgütü'nün sözcüsü Ömer Faruk Gergerlioğlu diye bir tweet atmış işte Veryansın TV. Ömer Faruk Gergerlioğlu da yahu bir karar verin hangi örgütteyim, hangi örgüttenin bileyim diyor. Burada e, bir yönüyle de hak... E, savunucuları hedefleniyor gibi bir durum var. Ayşehur Ayşe buna dikkat çekmiş. Organize bir olay Şebnem Hoca'ya geçen gün e, kimyasal silah şüphesi davasında verilen 2 yıl 8 aylık ceza istinafta onaylandı. Hapse girişine yönelik tepki minimize etmek olabilir amaçlar arasında diyor. Yani e, bir avuç hak savunucusu kaldı ve bunlar da bu şekilde e, itibarsızlaştırılıyor de, e, demeye getirmiş. Doğru katılıyorum. E, ayrıca en temel insan hakkıdır. En temel evrensel haktır. Adil yargılanma hakkı. Bunun için kişinin suçlu olup olmamasına, suçüstü yapılıp yapılmamasına, üzerine atılı suçlara falan bakılmaz. Adil yargılanma hakkında. İşkence de böyledir. Yani suçlu birisinin suçlu olduğunu düşünüyorsanız işkence yapılmasına göz yumacaksınız. Suçlu olmadığını düşünüyorsanız, masum olduğunu düşünüyorsanız işkence iddiasını işte dilden dile dolaşma sokacaksınız. Hayır. Ama maalesef Türkiye'de Türkiye mahallelerinin içine düştüğü büyük handikap bu. Yani bu konu ona dikkat çekilmesi açısından da önemli. Yoksa şeyi bilmiyorum yani gerçekten aslında ne olmuştur, ne bitmiştir. Ondan bağımsız olarak söylüyorum. İşte bu da öyle bir konu. FETÖ'den yargılanan 450 hakim savcı göreve iade edilmişler ama işte efendim nasıl böyle bir şey olabilir ki falan diye sabahta bu haber oluyor. Yani yargılanmış, beraat etmiş veya hakkında takipsizlik verilmiş ve göreve iade kararı çıkmış. Hayır edemezsin. Çünkü bir şekilde orada yargılandı o. Genel olarak Türkiye medya mahallelerinde de böyle bir problem var. Herhangi bir konudan veya kişiden bahsederken parantez açıp işte bu konuda yargılanmıştı Filan davada yargılanmıştı falan deyip davaya falan da bakmıyorlar. Davadan beraat etme durumuna falan da bakmıyorlar. Üzerine atılı suç veya iddialar falan konusuna girmeden çamur atalım. Akıllara böyle birer soru işareti bırakıp geçelim. Hemen her e, Türkiye'deki YouTuber için de söylüyorum. Yani geçerli bu maalesef. Yani bir avuç insan ya kaldı ya kalmadı. Böyle bir durum var. Bakın yani Doğan Hatun, Diyarbakır Büyükşehir ve ilçe belediye eş başkanları olarak Koşuyolu Köprüsü'nde gözaltına alınıyoruz diyor. Yani gerçek gündem bu fakat bu duyulmuyor. Yani HDP veya işte yeni adıyla Dem Parti e, adayları kazansa bile kayım atanması riskiyle karşı karşıya ama kampanya yaptırmıyorlar. Adayları bile şu anda hışma uğruyor. Sonra işte iktidarın bin yıldır kullandığı söylem aynen hüküm ferma o topraklarda. Yani CHP'nin umudu terör baronları vazgeçmedi. Her seçimde bununla sonuç aldı. Bütün muhalefet partilerini veya adayları kendinden değilse veya kendine biat etmemişse veya kendisiyle ittifak halinde değilse terörle ilişkilendirdi ve bununla iş tuttu. Ve halka da bunu geçirdi. Türkiye medya mahallesinin bütün unsurları da buna destek veriyor. Üzgünüm söylem yani söylemleri değişmediği sürece buna destek veriyorlar. Yani yapacak hiçbir şey yok. Gene aynı bin yıllık Gabar'dan yeni müjde haberleri. Yakında Karadeniz'de de gaz bulurlar. Onu da müjde diye verirler. Tabii öbür tarafta böyle de bir arsızlık var. Yani Şamil Tayyar'a konut çıkmış işte efendim. Deprem konutu çıkmış Antep'te. Hatta onu da iade etmiş. Haber olmasa iade etmeyecekti. Haber olunca sinirlenmiş iade etmiş. Hak, hak sahipliğinden feragat ettim. Dilerim konteynerda yaşayan ihtiyaç sahiplerinin ahı ömür boyu istismarcıların peşini bırakmaz. Siz bir siyasetçisiniz yani. Kenarda durmanız lazım. Herkes aldıktan sonra belki en son talip olmanız gerekir. Talip olup olmamanız ayrı bir hikaye de ihtiyacınız olup olmaması. Bir başka konu bunu önemsiyorum. Bazı yabancı finansçıların diyor Ömer Murat hepsi değil. Türkiye'ye ilişkin vermeye çalıştıkları imajı gördüğümde kapıldığım duygu şu. İktidarla işbirliği halinde ülkenin tüm hazinesini son meteliğine kadar yağmalıyorlar. En büyük korkuları halkın erken uyanıp olan biteni fark etmesi. Halkın uyutulması noktasında Erdoğan'la tam bir işbirliği içerisindeler. Hazinenin sıfırı da tükettiğinden emin olduklarında halkın uyanmasına izin verecekler diyor. Hazinenin sıfırı da tükettiğinden emin olduklarında halkın uyanmasına izin verecekler bazı yabancı finansçılar demiş Ömer Murat. Atatürk Havalimanı kırılan pistlerin üzerine spor sahaları yapılmış filan. O arada Danıştay İstanbul Büyükşehir'in açtığı dava sonucu Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapılması ihalesini iptal etti. Ama atı alan Üsküdar'ı geçti. Zaten pistleri kırarak başladılar. Yani pistleri kıralım ki bir daha burası havalimanı olarak düşünülmesin. Amaç buydu. Ve ilk iş hemen pandemide oraya bir sahra hastanesi yaptılar pistin üstüne. Yani böyle yani yangından mal kaçırma hikayesi var ya aynen öyle. Siyasi magazin biraz rahatlatayım sizi. Yeniden Refah Partisi'nde Mehmet Altınöz. Elif Erbakan'ın eşi İstanbul adayı olarak ortaya çıkmış. Orada tabii yeniden refah arkada AKP ile ittifak görüşmesi yapar yapmaz son anda Mehmet Altınöz çekilir çekilmez ayrı bir hikaye. Siyasi Magazin dedim ya onunla devam edeyim. Aile şirketi gibi diyor Ahmet Hakan Hürriyet'teki köşesinde. Elif Erbakan kim? Abla. Mehmet Altınöz kim? Enişte. Aile şirketi gibi deme demem o yüzden demiş. Benim aklıma şey geldi. Erbakan ailesi. Elif Erbakan'ın evet bekarlığını biliyorum. Ee, ve o zaman e, işte evlenecek yaşa geldiğinde de e, bir takım damat e, taliplileri filan söz konusuydu. Erbakan Güçlü döneminde, Refah Partisi'nin başında, başbakan o dönem. Ahmet Hakan da Kanal 7'nin enkırmeniydi. O ara Ahmet Hakan'ın da ismi dolaşmıştı, ismi geçmişti damat adayları arasında veya Elif Erbakan'a talip oldu veremediler falan gibi dedikodular çıkmıştı. Aslı vardır yoktur bilmem. Ahmet Hakan'ın aile şirketi gibi yazısı bana onu hatırlattı. Siyasi magazini kapatmadan Deniz Baykal... Vefatının birinci yıl döneminde devlet mezarlığında anılmış, CHP'ye gitmiş filan. TBMM Başkanı diyor, buna itiraz ediyorum. Yani TBMM Başkanı değil, seçilmiş başkan değil. Yani iki dönem önce en yaşlı üye sıfatıyla meclis açılırken birkaç gün geçici başkanlık yaptı. Bundan dolayı da devlet mezarlığına defnettiler, mezar taşına da TBMM Başkanı yazdılar. Olmadı ya, olmuyor yani. Ama işte Türkiye'de siyaset böyle bir şey yani. Neyse. Kemoterapiye ihtiyaç kalmayabilir. Dünyanın ilk COVID-19 aşısını geliştiren Profesör Doktor Özlem Türeci ve Profesör Doktor Uğur Şahin müjdelemişler. Biontech'in kurucuları ve zaten onu da söylemişlerdi. COVID-19'dan gelen geliri biz kanser araştırmalarına harcıyoruz diye. İlk kanser aşılarının 2026 yılına kadar ruhsat alıp piyasaya çıkacağına inandıklarını söylemişler. Hadi bakalım. Gerçekten umut verici bir gelişme. Macaristan'da büyük bir siyasal kriz var. Bir yıl önce bir çocuk istismarı hükümlüsünü affeden Cumhurbaşkanı iktidar partisinden Orban'ın partisinden istifa etti. Ve büyük bir siyasi çalkantı söz konusu o arada Orban'da sıkıntıya girdi ki çünkü istismar falan gibi konularda parti partinin vaatleri var. Bakalım iş ne olacak nereye gidecek ama ondan önce refah sınır kapısındaki İsrail Refah sınır kapısındaki drama bakmamız lazım. The Times gazetesinin iç sayfasından tam sayfa çalışılmış bir haberi getirdim ekrana. E, Netanyahu savaş şey zafer yakın e, savaşmaya devam etmeliyiz diyor. O arada İsrail'in son final atağı olarak Refah sınır kapısına işte 1 milyonun üzerinde Filistinlinin itilmesi gösteriliyor. Refah sınır kapısı İsrail'de işte Gazze Şeridi'nde Gazze Şeridi'nin e, Mısır'a açılan e, kapısı ve oradan zaten bir takım tedarik vesaire giriyor, yardımlar giriyor. 1.2 milyon veya 1.4 milyon civarında Filistinli oraya itilmiş durumda ki İsrail 7 Ekim'den bu tarafa adım adım amaçlarını gerçekleştiriyor. Ya büyük bir soykırma imza attı. 28 binin üzerinde insan öldü. 7 binin üzerinde insan enkaz altında cesetlerine bile ulaşılamadı veya çıkarılamadı. 68 bin yaralıdan bahsediliyor aç açıkta 1 milyonun üzerinde insan refah sınır kapısına yığılmış durumda. Tamamen insansızlaştırmaya veya e, Gazze City'yi kontrol altına almaya ama dönük alt, kontrol altına almaya dönük bir harekat. Bunu saklamadı ve bu konuda da artık sonuca ulaşmış görünüyor. Çünkü 1 milyonun üzerinde Filistinli refah sınır kapısına yığılmış durumda. Televizyonlar her saat canlı yayın yapıyorlar ama durumu hiçbir şey değiştiremiyor maalesef. Evet. Gazze'de mutlak bir finale doğru Yürüyoruz. O arada Trump'ın para vermeyene Rusya saldırsın çıkışı konuşuluyor ki yeni dönemin işaretlerini veriyor dedim ben buna. Bir seçim konuşmasında faturamızı ödeyemezsek Rusya bize saldırırsa ne yaparsınız diye sormuş bir NATO lideri kendisine onu anlattı, onu deşifre etti. Faturamızı ödeyemezsek dediği de şu gayri safi yurt içi hastaların %2'si kadar NATO'ya aidat ödüyor ülkeler. Bunu ödeyemezsek ne olur falan gibi soruyor. Belli ki ödeme güçlüğüne düşecek veya düşme ihtimali olan ülkelerden biri. Trump da buna cevap verirken sizi korumaya gelmeyiz. Hatta Rusya'nın dilediğini yapması için onları teşvik ederim demiş. Kışkırtırım diyor Putin'i. Acayip gerçekten yeni dönemin işaretlerini veriyor. O arada Putin'in beni yenemezsiniz müzakere edelim çıkışı konuşuluyor. Takır Carlson'a verdiği geçen haftaki röportaj. NATO Genel Sekreteri Putin'in ne Polonya ne de başka bir ülkeyi işgali veya oraya girmeyi düşünmüyoruz laflarına rağmen Rusya ile 10 yıllarca sürecek çatışmaya hazır olalım çıkışıyla da dikkat çekiyor bakalım ne olacak. orada Amerika Savunma Bakanı hasta. Ocak başından beri yok ve en son prostat, prostat kanseri olduğu açıklandı ve yoğun bakımda tedavi altındaymış. Yerine bakan yardımcısı getirilmiş. Yani yerine getirilmemiş de bakan yardımcısı onun görev ve sorumluluklarını devralmış. Enteresan. Amerika neden bu savunma bakanının veya Beyaz Saray arkasında duruyor, değiştirmiyor ya da bir buçuk aydır spekülasyonlara bu şekilde izin veriyor? Bunu anlamakta güç. Yığınla şey okudum ama maalesef henüz bunun cevabını bulabilmiş değilim. Birkaç iyi haber var. Onunla yavaş yavaş bağlayalım. Vaşak bu. Anadolu'da tespit edilmiş. Dersim'de. Dersim Pülümür. Doğa fotoğrafları çeken Ayhan Özdemir birkaç kare, kare e, Vaşak fotoğrafı çekmiş. Son kalan işte yaban hayatından örnekler Anadolu'da. Bu da efendim e, çizgili sırtlanmış. Tarım Bakanlığı paylaşmış. E, yeri belirtilmiyor ama foto kapana e, takılmış e, çizgili sırtlan. Evet foto kapana takılmış ve videosu da var Tarım Bakanlığı'nın Twitter hesabında takip edebilirsiniz. Travis Kelsey konuşuluyor, Super Bowl e, finali geride kaldı ama e, finalden daha çok e, bir aşk veya işte ne bileyim e, zaferin ardından kutlama öpücüğü konuşuluyor. Taylor Swift, Amerika'nın en çok konuşulan, dünyaca ünlü e, mega starı ve işte erkek arkadaşı Kansas City e, zaferi imza atınca onu böyle tebrik etmiş. E, Super Bowl'da bu konuşuluyor. Yani. Hmm, 2023-2024 Taylor Swift'in zirvede olduğu yıllar ve aşkıyla da konuşuluyor ve onun işte maça gitmesi ve onun erkek arkadaşının kupayı kaldırması falan üzerinden bir hikaye dönüyor. Travis Kelsey. Ve şeye bakıyorum ben haberlere bakıyorum adını bile çoğu zaman BBC'de falan söylemiyorlar. Taylor Swift'in erkek arkadaşı falan diyorlar. Evet. Dünyada pek çok erkeğin onu kıskandığını da belirtelim. Evet böyleyken böyle. Bir manşeti daha yavaş yavaş noktalıyoruz. O arada şeyi görmedim değil. E, önüme düştü. Erdoğan'ın son bir hafta on günde yaptığı iki farklı açıklama işte. Hatırlayın 3 Şubat'ta merkezi yönetimde yerel yönetim el ele vermezse falan diye tehdit etmişti. Yani o yoksa hizmet yok demeye getirmişti. Sonra dün bunu düzeltmeye çalışmış. Biz de CHP'li belediye başkanları gibi o yoksa hizmet de yok diye milleti açık açık tehdit etmek olmaz diyor. Gene CHP'ye atmış şeyi ama o lafı lafı da almış. O yoksa hizmet de yok. Çünkü onu böyle söylemese bile bu anlama gelecek bir söz söylediği için bu şekilde dolaşıma girmişti. Bu bana şunu şeyi düşündürdü. Hani nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça biraz da onu anlatmaya çalıştım KC'de. Bu bana şunu düşündürdü. Yani e, merkeze saraya bilgi akışında çok ciddi problem var saray bilgi akışının önüne geçtiği gibi bütün bilgilerin de kendinde toplanmasını istiyor. Ama bir noktadan sonra da o bilgi akışı kesildiği için, bilgi akışını kendi engellediği için kimi insanda korkudan veya başıma bir şey gelmesin diye filan e, doğru bilgileri aktarmıyor veya bilgileri çarpıtıyor. Ondan dolayı da farklı bir gerçeklik söz konusu oluyor sarayda veya propaganda merkezinde. Bunun sonuçlarını yaşıyor Erdoğan dolayısıyla o yoksa hizmet de yok meselesi de böyle bir mesele. Daha bunun gibi pek çok patinaj, pek çok çuvallama, pek çok toparlamaya çalışma örneğini göreceğiz önümüzdeki süreçte. Diyor ve bir sonraki yayında tekrar görüşmek umuduyla kapatıyorum. Salı buluşmak üzere. Hoşçakalın.